adı bir şey var dostlar. O da ben bir şeyler yaparsam, ben bir bazı her gün bir şeyler yapayım, bugün yapayım, yarın yapayım ve gelecekte aydınlanmış olurum. Gelecek bir tarihte, artık ne zamansa o gelecek, aydınlanırım. Yani bu çabanın içerisine girersem gelecekte aydınlanabilirim. İşte bu tamamen bir yanılgı, tamamen bir yanılsama. Çünkü gelecek şimdide. Gelecek şimdinin içinde. Gelecek koşullanmış beynin algıladığı gibi şimdinin dışında, adı üzerinden gelecek, sonra olan bir şey değil. O yüzden fark etmek, farkındalık, aydınlanma, uyanış, neyse. Şimdi dışında hiçbir zaman olamaz ya da tam tersi, sadece şimdi olabilir. Şimdi şu anda o kalıp, o koşullanmayı bırakmakla olabilir. Aksi halde gelecek dediğin, şimdinin içinde var ettiğin geleceği geçmişten kopyaladığın için, beyin geçmişten kopyaladığı için aynı şey tekerrür edecektir. Şimdinin içerisinde, geçmişte, gelecekte, şimdinin içerisinde. Geçmişte ne yaşadıysan bugüne kadar, nasıl bir koşullanmayla gelmişsen, eğer şimdi değişmezsen gelecekte de aynı şeyler olmaya devam ediyor. Bunun başka bir ihtimali bile yok. Yani trilyonda bildiğin en büyük sayı neyse, onda bir ihtimal bile yok. Aksi olmadıkça. Aksi nedir? Şimdinin içerisindeki değişimdir. Şimdinin içerisinde bir değişim olduğu takdirde gelecek dediğin şey de değişecek. Yoksa her şey aynı devam edecek. Dün nasılsa bugün de süre gelecek, yarın da süre gelecek. Çünkü zaten aslında her gün bugün. Koşullanmış beyinle baktığın zaman söylediklerimin her biri oldukça saçma ve anlamsız da geliyor olabilir. Ama koşullanmayı bir tarafa bırakarak dinlediğinde gerçekten yeni dinlemiş olursun. Yeni dinlemek ne demek? Şimdi, öncesi ve sonrası yok. Kendi bildiğinin dışına çıkmak demek. Kendi çizdiğin kalıpların içerisinden çıkmak demek. Bu kalıplar her zaman sadece senin değil, içinde bulunduğun dünyanın da kalıplarıdır. Yani bunları ben mi çizdim diyebilir kişi. Evet, bunları sen ve içinde bulunduğun bu dünya ve toplum birlikte yarattı ve o sınırları çizdi. Dünya oldu da. İşte bilgiyi ve düşünceyi bıraktığında ancak özgürleşebiliyorsun. Çünkü bilgi bu zamana kadar yaşadığın deneyim ve onları biriktirdiğin bir hafıza var. Ve düşünce de bunun içerisinde olan şey. Yani bilmediğin herhangi bir şeyi düşünmen mümkün değil. O zaman düşünce bildiklerinden ibaret. Bilgi ve deneyiminden ibaret düşünce. O zaman düşünceyi geçmiş
olarak da nitelendirebiliriz. Ve bu bildiklerinden ne yapıyorsun? Şimdi dönüştürüp geleceğe de kuruyorsun. Ve sürekli bunu yapıyorsun. Ama hiçbir şekilde farkında değilsin. İşte farkında olduğun zaman bu döngüden çıkıp bunu kırıp, ama şimdi de, yarın değil. O zaman o değişimi şimdi de gerçekleştirebilirsin. Uyanışla ilgili bir arzu duyuyor olabilirsin. Ya da artık bu senin tek gündemin olmuş olabilir. Yani artık gerçekten bir kabusun içerisinde gibi olmuştur belki hayat. Hiçbir şey artık eskisi gibi ne tat ne zevk veriyordur. Ve acı, ızdırap yoğunlaşmıştır. Ve bu senin artık tat alma dokunu bile önüne geçmiştir. Aldığın tek tat acı olmuştur. Tabii böyle olunca da bu acıdan, bu acı balonundan patlatıp bunun içinden çıkmak, yani gerçeğe uyanmak istersin. Ve bunun için videolar okuyor, dinliyor olabilirsin. Bir şeyler okuyorsundur, belki bir şeyler yapıyorsundur ve hep dinlediklerini mesela, videolarda çünkü bir şeyler anlatılır. Dinlediklerini uygulamaya çalışırsın. Tamam dersin, ben bunu uygularsam uyanabilirim. Yarından itibaren bunu uygulayacağım ya da işte dışarı çıkınca ben buna dikkat edeceğim. İşte o zaman hiçbir şey olmayacak. Şimdi sadece olabilir. Şimdi. Şimdi uygula. Şu anın içinde uygulaman lazım. Bunları duyuyorsun ya şu anda. Başka bir anda yok zaten. Başka bir zaman dilimi de yok. Yani sonra dediğin var ya, sonra diye bir şey yok. O yüzden orada yeniden aynı kalıbın içine düşüyorsun mecburen. Başka gidecek yer yok çünkü orada. Orası bir şey, böyle dönüp durduğun bir yer. Oradan çıktığın zaman sadece sonsuzluğa açılan bir kapı var. O da şimdiden açılıyor. Şimdiden açılıyor. Şimdi de açılıyor. O zaman şimdi değilse ne zaman? Koşullanmış bir beyin bunu elbette ki anlayamayacaktır. Ama sen bunu anlayabilirsin. Sen, yalnızca